Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Burası civelek sokak, her gün bir vaka. Kimisi akıllı, kimisi de tam bir şaka. Biri hak yemez, öteki de var yemez. Akşam iş çıkışı bir çaya yok demem. Ama bitmiyor bu sokağın hiç dedikodusu. Çenesi durmaz, hiç zekiyenin huyu kurusun. Kasabı, muhtarı ve bir de figüranı. Umarım Şerafettin Zehra'yı bir gün alır. Kahveci önümüze getirir hep dünkü çayı. Bu yüzden mahallenin kasabından yer fırçayı. Para esir almış bizim muhtar amcayı. Sever o bizle Müslüman oynamacayı. Fakat birisi düzeltebilir bu gidişi. En iyisi mahallede takılayım, yok bugün işim. Civelek sokak bu mahallenin bir güneşi. Civelek sokak komedinin tekrar dirilişi. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Günaydın yoldaşlar. Bu sabahların bir anlamı oldu. Dün akşam eğlendim, uzun uzun yürüdüm. Konuşmak daha çok gülümsemeyi tercih ettik. Grileşmiş İstanbul'da renkleri gördüm gözlerinde. Ama sakın ha, duymasın bizimkiler. Yoksa dedikodudan kurtulamam. Muhtar amca! Sabah sabah bir dua ettirmediler ya. Şşş, muhtar amca, kime diyorum ya? Ah havle bela. Kendi kendine konuşan amca, kime diyorum? Söyle kızım, söyle, söyle sevgili kızım. Muhtar amca, nerede o kasap olacak Deniz? Ne bileyim Allah'ın o ministrini niye bana soruyor? Ne bileyim neredeyse Deniz ya. Ben biliyorum muhtar amca, söylesene, nerede o? Ya Zekiye, ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ayıp olmuyor mu? İkide bir muhtar amca, muhtar amca, muhtar amca. Ben o kadar yaşlı mıyım ya? Yeter be! Muhtar amcasın sen, şey muhtar amca değil misin? Ne diyeyim? Mister mı diyeyim sana? Abi ne oluyor be? Susak da niye bağırıp durursunuz be ya? Dükkan titremiştir. Allah Allah! Gel Osman abi, gel. Sen de gel. Abi kızın Zeki, Sevi bağırmıştır. Ben bağırdım ya. Ben bağırdım be! İsyan! Geriye kalan bir avuç yalanmış be, yalan! Zeki! Efendim? Sen iyi misin? Değilim! Değilim, iyi değilim, değilim! Yok, buna da bir şey oldu. Bu da iyice kayışı koparttı. Ben sana diyeyim bir şey diyeceğim. Bunun içine mutlaka üç harfler girmiştir. Tövbe de, tövbe de! Ağzından yel atsın, butlar mı? Öyle konuşulur mu ya? Davet bak buraya! He. Şuna iki tane ayran koy. Ayran mı? Tamam, ayran. Ver benim bana ayran. Gel, gel. İki tane. Tamam, tamam, getirir. Oy, oy. Ah, soğuk soğuk içesine. Al bakalım. Isınmadan iç. Et. Ayran istedi ya. Oğlum bu kız iyi değil. He, ne oldu? Bilmiyorum, içine üç harfler kaçtı bunun. Ya bak hala bastiği konuşma dedim ya. Bunlar söylenir böyle şeyler? Korkmaya başladı. Kızım, iyi misin sen? Hani bayağı ayrana sardı ya. Aç bakalım. Allah! Allah! Buralara yaz günü kar yağıyor canım. Ölene kadar seni bekleyemem. Ona buna benzemem, oyuna gelmem. Senin için ölmeye söz veremem Deniz. Öyle bir şey yok. Abi, Deniz nereden çıktı be? Ne Deniz, nedir bu?
Ne bileyim, az önce de komünisti bana sordu biliyor musun nerede diye. Allah Allah! Sen kasaptan ne istiyorsun kızım be ya, ne olacak? Anam, çekirdeğe de bağladı. Kız iyice psikolojisi bozuldu bunun. Anam! O eylem bir boykot mu? Neyse o yürüyüş mü ne? Neyse o kızın adı nerede o? Ha. Kesin onunla o kasap denen. İyi dedin. Ben de onu arıyordum. Neydi o kızın adı? Eylem diye de atmıyor şimdi onu be. Abi Muhtar, siz ikiniz iyice manyaksınız. Birbirinize baka baka manyaklaştınız be. Kızın ne güzel ismi vardı. Niye laf edersin? Neresi güzel lan? Eylem diye isim mi koydun? Öyle anarşik isimler. Hem nerede o kız? Bir an önce bunun da çağırın gelin, bir sürü kaydı var. Ne yapıyor? Nerede oturuyor? Ne kimindesiymiş? Bunların hepsini bilmem lazım. Ya ne kaydı? Ayda. Ne kaydından bahsediyorsun? Bacaklarını kıracağım onu Muhtar amca. Bacaklarını biliyor musun? Benim denizimi elimden çalmak mıymış ki? Ne? Ne dedin lan bu? Ses etmeyi be. He. Çok gurur ediyorsunuz ha. Çok gurur ediyorsunuz ha. Bana bak, çok gurur ediyorsunuz. Bundan sonra bu cüvenek bilsin. Şimdiye kadar Zekiye fırtına öncesi sessizliği yaşıyordu. Ama bundan sonra bilin ki bu mahallede tufan var, tufan. Oğlum, hiç misiniz? Manyak mısınız? Bütün manyaklar bu mahalleye mi taşındı? Ne yapacağım ben bunlarla ya? Allah abi Allah. Ortamın içine de etti zaten. Deli miydin dedi. Ben anlamadım ki, el bir şey ortaya döktü. Tufan mıdır? Deniz midir? Ne istiyor anlamadım ki ben. Heh. Osman, ben bununla hiç uğraşamam. Bir sürü yapacak işim var. Gidip işimi halledeceğim. Manyak mıdır ne? Hadi, hadi kolay gelsin sana. Herkes... Ama bu kahvede hiç getirmez oldu bu sokakta be. Aman be, aman be ya, aman. Nerede bu Deniz her şeyi de o bilir. Gelsin de çözsün olayları. Biz iki dakika şap atınca hemen gelip çözüyor. Of. Aman. E müşteri gelmiyor be ya. Oy oy. Ah. Neydi o eski İstanbul'un tadı? Hiçbir şey de kalmadı be ya. Müşteri yok. Adam yok, deli çok. Osman abi nasılsın? İyiyim Deniz kızanım be ya, sen nasılsın be ya? Sabah göremedim sana, çok güzel çay demlemiştin be ya. Sağlık olsun Osman abi, hem ben sabah yeşil çay içtim. Ne çay içtin? Yeşil çay. Evet. Abi kızanım. Bak, zaten herkes her bir şey delirmiş, bir de sen çıkma başıma. Ben burada sabahın köründe kalkmışım, Kızılay'dan kağıt almışım, tavşanla anlaşmışım, ortaklaştırmışım, en zor bulunanından kan rengi çay yapmışım, sen git yeşil çay iç, olur mu be ya? Ayıp! Ya Osman abi, ne olmuş yeşil çay içtiysen? Hem yeşil çay iyi bir şey, hem Eylem de yeşil çay içiyor. Kızım gel buraya, otur. Bu Eylem kimdir Allah seversen, bir ben de tanışayım be ya! Herkes sabahtan beri Eylem oraya, Eylem yukarı, Eylem aşağı, Eylem bilmem ne. Kim başka söyledi Eylem diye? Ya bu Zekiye var ya, deli tuhaf, iyice tuhaflaşmış. Çıkmış cama Zekiye, Eylem ne mi, Eylem bilmem ne. Sana da Eylem'e bir güzel laf söyledi yani. Aman Osman abi, boşver onu. Zekiye o Zekiye, uçmuş o uçmuş, pilot. E tabi ya pilot, üstüne benden ayran istedi biliyor musun? Ayran, hem de iki tane. E iyi ya işte, iyi iş yapmışsın. Allah Allah, takılma, boş ver. Bırak. İyi. Oy oy. sana çay getireyim mi Deniz kızarım be ya? İster misin? Onu düşünüyorum. Yeşilin üstüne kırmızı iyi gider. Hadi. Yeşil mi içsem? Senin çayını mı içsem? Yeşil mi içsem? Ama şimdi yeşili içtim. Bir iyi geldi. Senin çayını içeyim. Biraz zarar göreyim Osman abi. Evet. Ben bir tane çay içeyim Osman abi. Ayıp ediyorsun Deniz'in be ya. Bak, senin aklına, seni çok severim birisi. Evet. Bundan sonra bitki çayı ben de alacağım be ya. Al Osman abi. Ah. Yeşil ama. Yeşil de dur be, sana çay getir dur be ya. Oo Deniz Bey, nasılsınız inşallah? İyiyim. Turp gibiyim valla. Biliyorum paşam, biliyorum. Dün akşam yürümeler. Yok, gecemi aydınlatan ateş böceğimsinler falan. Nedir? Saçmalama. Biz? Tabii. Halkın onurlu mücadelesine adadın kendini. Aynen öyle. tamam. Osman abi, çay iki oldu. Yalnız sevgini kat, öyle getir. Sevgisiz olmaz. Oğlum bak, sinirlendirme beni. Tamam mı?
Kızcağız yeni taşındı. Komşuluk görevimi yaptım. Mahalleyi gezdirdim. Allah Allah! Gezdirmeyeyim mi? Ya yapmayayım mı? Tamam kardeşim, bir şey mi dedik? Ne dedik sanki? Abi çaylar geldi. Alın bakalım. Kızanlar için güzel güzel. Eyvallah Osman abi. Yalnız bir şey diyeceğim ben. Ben bu sevgi katma işini pek anlamadım be ya. Şöyle geçtim karşısına çaydanlığın, kazanın. Baktım, seni çok seviyorum dedim. Katıldıysa bir şey söyleyin artık. Ne dedin abi çaya? Seni seviyorum dedim. Çaya. Sevgimi nasıl katacağım bir susak? Osman abi. Ne düşünüyorum biliyor musun? Şeydi. Çocukken topun çukura mı kaçtı? Ve sen onu almak isterken kafa üstü düştü mü? Yok be susak, yok be kız hanım be ya. Küçükken ben hiç top oynamadım ki. Ben ahmet bu kadar bacak kadar çocuktum. Beni berber çırağı yaptılar. Böyle kıl tüy topla. Ondan sonra kendi işim olsun dedim. Susatmaya karar verdim. En son kahveciliğe adım attım. Ve sonunda da CEO oldum. Ne oldun Osman abi, ne oldun? CEO. Hayatın sillesini yiyorsun Osman abi. O CEO değil. CEO. Tamam ya CEO ya CEO fark etmez. Mevki sahibi adamım işte. CEO oldum ben. İyi olmuşsun Osman abi. Aferin sana. Hep böyle ol. Tamam. Neyse. Hadi bir işime bakayım. Yeşil çayın üstüne de. Gitmiyor mu? Osman hele bir bak bakayım. Ha mutlu et şöyle. Şuna bir sıcak su doldur gel. Sıcak su ne be? Çay vereyim ben sana. Oğlum sıcak su dedim, çay demedim. Şuna sıcak su doldur gel. Bak iki çay yazarım ona göre. Bak üç çay yaz, yanına da bir de simit ekle. Kazık çiğnerim seni. Sıcak su istiyorum, sıcak su. Abi Muhtar bak, sen tanıdıksın, sana bir indirim yapayım. İskonto. Bir çay yazayım. Osman. Ona sıcak su koy. O şaplı çaylarını, kahvelerinin hala acısını çıkarmadık senden Osman. Abi tamam be ya, o kadar bir hafta herkes hizmet ettim. Ayrıca sen niye öyle konuşursun? Ekmek aslının midesini geçti, bağırsakların ileriye doğru gitmekte be ya. Ben çok çalışırım, çok anlamıyorsun ama sen arkadaşımsın benim, dostumsun. Sana 25 ile 50 kuruş arası bir şey yazarım. Hadi Osman, hadi koçum, şuna sıcak suyu doldur gel, hadi uzatma, hadi yürü, hadi aslan. Uzatma yürü, burası sanki ekmek teknesi değildir ha. Ben sana gelip boş kağıtla kalem getirsem ikametgahı 3'te 1 fiyatına mı vereceğim? Ya Osman abi. Ya bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Vereceksen ver artık. Vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kaynasa da, kazanın patlasa da, buhar olup uçsa da vermeyeceğim. Osman abi. Bak ben sana yine bir şey söyleyeyim. Senin topun var ya topun. Kesin çukura kaçmış ve sen almaya çalışmışsın. O esnada kesin kafayı çalmışsın. Net. Abi kız hanım, beni sana doğruyu söyleyeyim mi be? Ha. Benim iç topum olmadı küçükken. İç. Sıcak su. Ne oluyor lan? Vay be! Gitti! Vah! Helal olsun. Osman abi! Şerafettin! Gidin kendinize gazete alın kardeşim. Ha yok, almıyor musunuz? O zaman ben okuduktan sonra sırayla okuyun ya! Bu ne böyle baykuş gibi tepemde? Sakin. Hasancığım, evladım. Orada köşede sessiz sakin oynuyorsun. Bana bak, kimselere saldırmak, yaralamak, ısırmak, koparmak yok. Valla kızacaklar artık ama ha. Kızacağım ben. Ya tamam Zeki abla, benim ekmeğim var zaten. Ekmek yiyeceğim ben. Aferin benim evladıma. Ablasının galer artık. Aha da geldi insan azmanı. Aha! Amin! Kahveci! Bak bakın buraya. Bir ayran daha. Büyük olacak bu sefer. Büyük ayran. Büyükünden! En büyükünden! Hemen geldi ayran be ya! Ye bakalım. Ye çocuğum. Ye. Yarasın. Ha. Oh! Arasına da bir ekmek daha koysaydın. Deniz, ne konuşuyorsun kendi kendine? Zeki nasılsın? Sana ne Deniz? Sana ne? Nasıl?
sormayalım artık. Sen kardeşim. Sorma! Sen artık sormayacaksın, o hali de hatırı da sormak yok sana bundan sonra. Deniz, Deniz. Ha. Bak ben sana diyeyim, bu Zekiye sana ayar, kesin. Ye yavrum, ye. Ha. Ye. Ekmeğini ye. Kör olana kadar ye. Zekiye uzak, al bunu iç, iç. İç de rahatlayıverirsin be, bu kadar gerginlik olmaz be ya. He, Zekiye. İsterse pasancağı da vereyim, o öyle kuru kuru gitmez. Boğazda dizili çocuk, koca şey yiyor. Neler diyorsun kahveciye, neler diyorsun? O daha minnak. Yavrucak, o baksana buradan olurum. Alışmasın şimdiden bunlara. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim, ne biçim mahalle burası? Büyü mü yaptırdılar? Ne ettiler? İpini koparan burada ya. O değil. Seni ben hak ediyordum. O değil. Seni ben vefatsiz seviyordum. Zekiye. Zekiye, bak sana ne diyeyim. Sen buralarda harcanıyorsun. Net. Sen ne yap biliyor musun? En iyisi yan sanayi stara katıl. Oradan yürür gidersin artık. Fina. Şerif, bırak kız istediği gibi söylesin. Gayet güzel söylüyordu. Söyle kızım, devam et. Biz dinliyoruz. Söyle. Ne dedik muhtar? Gitsin katılsın dedik. Yürür gider dedik. Hem bu Hasancı da yanına alsın. Vallahi küçük Hasan diye düetin biri gelir biri gider. Abi haklısın be ya. Hadi o zaman hep beraber bizim oralardan bir şey söyleyelim be. Hadi mahallecik. Ama sen ye. Olur mu? Ekmeğini ye. Kör olana kadar ye. Bana bakın. Bak bu Zekiye delisiyle çok uğraşıyorsunuz. Toma'yı var ya, sizi var ya, Toma dahi kurtaramaz ha. Söyleyeyim, net. Sen bana deli mi dedin be? Sen bana deli mi dedin be? Sen deliyi bana mı dedin, sen mi dedin onu? Aa, yeter be! Aa, bir Hasancık bu delilerin arasında kaldı. Yeter kardeşim ya! Bana bak! Sus be! Asıl deli var ya, o eylem denen Bodur Filiç. Bodur! Aaa! Eylem denen o şerefsiz kız! Şerefsiz mi ya? Zekiye! Bak kızıyorum. Kız sana ne yaptı Zekiye'de böyle diyorsun? He? Koru tabii koru. Sen de koru. Ama git buradan artık, koruyorsan git. Getirmeden beni kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim. Kimseyi sevemem artık. Oh yavrum. Fena fena. Sıkıntı büyük. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı. Ateşe verilmiş bir. Bilmiyorum. Öğrenecek çocuk. Öğrenecek tabii. Allah başım ağrıdı. Başım ağrıdı. Bir bu Hasancık'mış. Bir bu Zekiye'ymiş. Yeter ulan yeter. Harbiden yeter ya. Burama kadar geldi. Yeter ya. Muhtar amca Zeki ablama kızdı. Buyur. Yok muhtar amca Zeki ablama kızdın. Kızmadım, kızmadım. Ben seni de seviyorum, Zekiye'yi de seviyorum. Ben kızmadım, ben ikinizi de çok seviyorum. Sen o ekmeğini yemeye devam et. Ya muhtar, ya muhtar, tut şu çeneni. Bak kalkacak ayağa yaratık, bir de onunla uğraşacağız sonra. Abi bir çocuk burada, bir şey söyleyip durmayın be ya. Uğraşamam, uğraşamam. Bıktım artık. Burama kadar geldi. Ben bunlarla uğraşamam. Delilerin arasında kaldım. Ben gideyim biraz işime gücüme bakayım. Hadi. Sağlıcakla kalın. Ne yapıyorsanız yapın. Bu da sapıttı bu da. Aman be ya, ben de gideyim içeri toplayayım. Her şeyi vurabilirim. Doğru gören kaçıyor ya. Şşş. Hasan ayıcı. Git sen biraz parkta oynasana lan. Hadi. Zeki ablam bana burada oyna dedi. Oğlum zorlama bak. Lan Zeki ablana ben söylerim. Kızmaz sana, merak etme. Git işte. Zeki ablam bana kızar. Zeki ablam bana burada oyna dedi. Oğlum. Lan git işte, parka gitsene oğlum. Bana bağırdın. Aha. Buyur. Bana bağırdın. Deniz yardım et. Deniz yardım et. Deniz. Şero. Deniz yardım et. Şero, ben sana ne dedim? Ha? Çocuk orada adam akıllı oturdu, ekmeğini yiyordu kör olana kadar. Bak kızdırdın çocuğu. Ha, şimdi uğraşır durursun. Hadi bakalım. Şero. Şero. Lan dur. Ah be Deniz, ah be Deniz, alacağın olsun. Start veriyorum. Bir, iki. Ye çocuğu. Şero. Dişlere bak. İstiyorum. Kaç Şero. Sıra, kaç. Ne haber? Merhaba Ela, ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyi, iyi. Çay içer misin? Vallahi demliyse hiç hayır demem net. Net mi? Hı. Ben de içerim net. Osman abi, bize iki çay. Demli olsun, net. Hemen geliyor kızım, hemen. Bu arada
Kazağımı getirdim. Teşekkür ederim. Çok üşüdüm. Dünya alışamadım daha ben buraya. Rica ederim. Tabii. Üşümesem kıyamam. Anlamadım. Şey diyorum yani. Olur mu canım? Komşuyuz şurada. Üşütürmüş seni hiç. Hem bir devrimci yeri gelir kazağını, yeri gelir canını paylaşır. Tabii. Ya ama bu sadece devrimciler için geçerli ya. Bütün insanlar öyle olmalı. Tabii. Çaylar geldi endimlisinden. Buyurun. Osman abi. Eylem. Osman abi. Mahallemizin kahvecisi. Kızlarım çok memnun oldum be ya. Hoş gelmişsin aramıza. Seni çok duydum bu Zeki'ye. Sabahtan beri bahsedip durdu senden be. Zekiye. Mahallemizin bir sakini. O da taşındığını duymuş. Seni sormuş bugün. Deniz. Heh. Kızlarım. Abi ne zaman sormuş? Ben niye duymamışım be ya? Ne demiş? Osman abi. Osman abi. Çayın dibi tutmasın Osman abi. Sen bir bak. Bir bak abi. Çayın dibi tutmasın. Osman abi sen kahvecisin abi. Sıvamacı değilsin abi. Sıvamacı değilsin. Deniz'i ben küçükken bir duvar yaptıydım ama haklısın. Ben kahveye bakayım. Şimdi ben ya Allah. Osman abi. Aklı bazen gidip geliyor ama iyi adam iyi. Evet çok pofuduk. Evet. Tam pof. Yazıklar olsun sana. Bana şunu da mı yapacaktın? Tanıştırayım. Bak Zekiye. Eylem Zekiye. Ne tanıştırması be? Ay bir de tanıştırıyor komşular. Yetiş komşular. Zekiye bak kızıyorum artık. Kızmasam daha iyi olacak. Öyle mi Deniz? Kızıyorsun demek. Yani ben çok oluyorum öyle mi? Sen benim yerime gül koklaman gerekirken gidiyorla kaktüsü kokluyor. Çok olmuyor. Ben mi çok oluyorum Deniz? Sen bana mı dedin kaktüs diye? He, sana dedim. Buyur. Nedir? He, sana dedim. O ne o ya? Orada bir konuşan fidan bir şey mi yapmışlar ona? Ama bu kadarı da fazla. Bana baksana sen. Pencere öyle bostanı. Belli ki seni uzun süredir sulamamışlar. O yüzden güneşe bir çıkınca krem peyniri gibi erimiş beyni. Of. Sulama sertti. Krem peyniri çok sert oldu. Abi kızarım ne oluyor be? Bir garip laflar duyuyorum ben orada. Beynirler, bir şeyler, filanlar. Zekiye ne oluyor ya? Rezil oluyorsunuz. Baksanıza herkes camlara çıkmış bizi seyrediyor. Bu mahallede olacak şey mi bu ya? Allah Allah. Seyretsinler be. Seyredeceklerse seyretsinler. Bu bostan, bodur, çam boduru. Küçük cüce var ya. Denizim elimden almış. Almış denizim elimden. Abi iyice manyaklaştı herkes be ya. Böyle denir mi kızım suç mu de yani? Bu nasıl bir mahalle ya? Nereye taşındım ben? Eylem. Tutam. Tutam. Zeki. Kafayı mı yedin sen? Ha? Kafayı mı yedin? Ha? Yeni taşındı kız. Komşu. Ayıptır. Yeni geline böyle mi davranılır be? Ha? Bak artık var ya hakikaten kızdım şimdi. Şimdi kızdım. Sen bana kafayı mı yedin diyorsun? Kimin yüzünden yedim acaba kafayı? Zekiye, kızarım aklıdır o be ya, aklıdır. İnsan böyle komşusunu yapar mı? Ay yeter, müşterimi kaçırdım be ya. Müşterini kaçırmışmış. Bundan sonra senden de ayran mayran almıyorum pis kahveci. Zekiye dur. Sen yanlış anladın beni. Ya o komşuluk eskiden de yıl 2015 bir şey olmaz. Sen ayran iç ayran. Yazıklar olsun. İki ayran satacağım diye, ha? Kızı mı sattın be? Yazıklar olsun. Hayda. Zekiye kızım bak yaptın çok ayıp hem de çok çok ayıp. Tabii bizde canım. Böyle bir şey yoktur. Mahallemize yeni bir kız gelmişse, yeni bir komşumuz gelmişse bir hoş geldin denir, bir şeye ihtiyacın var mı denir. Ben bir gideyim de sorayım bakayım bir şeye ihtiyacı var mıymış. Bu arada bana kayıt yaptırmamıştı, bir de ikametgahını alayım onun değil mi? Hayda bu da kendi... Deniz oğlum. Yetiş. Gözümü açtım. İzmit'e kadar gelmişim. İzmit. Öyle kovaladı hayvancık beni. Vay o değil de. Sabahtan beri ben Zehra'yı arıyorum. Arıyorum telefonla, mesaj atıyorum. Cevap vermiyor. Nerede Deniz, senin bir haberin var mı? Ya bir gitme üstüne kızım, bir bırak. Allah Allah, bir kendi haline bırak. Aa Zehra. Senle mi uğraşacağız? Zaten sinirim tepemde. Abi kızarım, ben şimdi hatırladım be ya.
Sabah ben erkekle dükkan açmaya gelirken gördüydüm. O böyle 2-3 pamul elinde gidiyordu be ya. Ne? Allah! Zehra benden habersiz nereye gidiyor Osman abi? Abi Suzak bana ne sorarsın? Kendi ailesine sor. Allah Allah, ben gönderdim sanki be ya. Oh. Ama yok yok, ben biliyorum onu, biliyorum. Naz yapıyor Naz. O da seviyor beni. Hina. Tatile ya da arkadaşın evine gidişinden seni sevdiğini mi anladın? Ah aferin sana, aferin aferin. Seviyor tabii, seviyor. Seviyor tabii. Ne var Osman abi? Bir itirazın mı var? Seviyor. Ama sen beni... Ama sana bitti. Hayda. Gene ıslandık. Gene su geldi, iyi mi? Abi var ya kızarım. Sen bu suyu yeme işine çok alıştın be ya. Zekiye. Ne yapıyorsun Zekiye? Ha? Ne yapıyorsun? Ya çocuk mahallede var ya, ondan bundan suya yiye ye, tamam mı? Su tesisatçısı oldu çocuk be! Şero, pardon kardeşim, affet beni ne olur. Şu ayın kadıma dökecektim suyu, senin üstüne geldi. Ne oluyorsa buna hiçbir şey işlemiyor. Özür dilerim kardeşim, affet. Tamam Zekiye kardeş, tamam. Ben alıştım zaten Zehra'dan, ben alıştım, merak etme. Gelen yıkıyor, giden yıkıyor nasılsa. O değil de Şero, ne diyeceğim bak ha. Sen bu suya iyi alıştın ya, sen benle boykota eyleme gel. Tomon'un önünde dur oğlum. Versin suyu, versin suyu. Biz de oradan yemeyiz. Allah iyiliğini versin be. Allah iyiliğini versin. Ya kardeşim ne biçim bir mahalledir burası ya? Ne biçim bir mahalledir? Biri su atar, o biri havlar, o biri havayı koklar. Lan kafayı mı yediniz siz ya? Ne biçim adamlarsınız ya? Unuttum. Biri ekmeği arıyor, kör olmuyor. Kör aman be ya. Evet, aniden başlayan baskının başlamış bulunmaktadır. Oo, buyur buradan ya. Kahveci Osman Efendi, eller yukarı, sakın kıpırdama. Buradayım, bir yere gittim, yoktur be, durdum, tamam. Ya o değil de ne bu böyle, şafak operasyonu gibi, he? Vay, tehlikeli kasap da buradaymış. Sıra sana da gelecek ama öncelik tabii ki kahveci efendide. Muhtar, buyurun. Abi taktı, bana taktı, ben diyorum. Ocağıma incir ağacı dikmedi, rahat etmeyecek, taktı. Öyle buyurun zabıta amile hanımefendi hazretleri. Vukuat var mı? Vukuat, yani ufak tefek şeyler var. Mesela bizim Zekiye Şeron'un üstüne su attı. Onun haricinde pek bir vukuat yok, buyur rahat. Bu ıslak olan mı? He, bizim Şeron. Islak olan. Yaklaş. Suyu kim attı? Ne zaman attı? Niye attı? Neden attı? Yoksa kahveci mi attı? Abi ben size diyorum, kesi taktı. Bak bunun içinde başka birinin parmağı var. Kesi benim dükkanı yıkıp AVM yapacaklar, AVM. Ya yok ablacığım. Ne kahvecisi? Küçük bir yanlış anlaşılma o kadar. Abla mı? Sen bana abla mı dedin? Karşında koskoca zabıta amire hanım var senin. Şey, ben öyle demek istemedim. Yani ağzımdan birden öyle çıktı yani. Şimdi zabıta amire hanım. Şimdi uzun süredir su alışverişi var kendisinde. E tabi kafa içeride kısa devre yaptı. Ama öyle düşünmeyin. Yoğun bir güreşle kurutmayı alacağız. Islak olan, sorularıma cevap ver. Ya efendim, Zekiye yanlışlıkla döktü. Zekiye kim? Kasabın üstünde oturuyor. Kasabın üstünde oturuyor demek. Çok tehlikeli. Muhtar, Zekiye kim? Zekiye? Bizim mahallenin delisi, normal böyle ama iyi kızdı. Zekiye kim? Nasıl bir sorudur ha? 28 Eylül, 1976 doğumlu Zekiye. Küçük bir köyün, tek odalı evinin en küçük kızı. Kasap, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Olur mu? Zabıta hanım, hiç öyle şey olur mu? Hem dalga denizde olur. Ha şöyle, bu Zekiye sivil yani, esnaf değil. Yok yok, esnaf değil ya. Söylesenize ya. Ben de anarşi durumu var sandım. Tamam o zaman biz işimize bakalım. Eller havada içeri giriyoruz kahveci efendi. Yürü. Ya tabii, Osman yandın, ben 10. yılbaşını. Haydi oğlum, haydi. Cepten açık alemla. Alnı da açık bayağı. Oğlum var ya, bu kadın bizi yakacak lan. Niye gittik? Niye gazabutayı istedik? Niye belediyeye gittik? Bana bakın, ben kaçıyorum. Çıktığında eğer beni soracak olursa dersiniz ki... Hı. İstihbarat olmuş, birilerini kovalıyormuş, onların peşine gitti, tamam mı? Kaç tabii muhtar, kaç. Arkana bakmadan kaç. O değil de bir gün seni almaya gelecekler, o zaman nasıl kaçacağım çok merak ediyorum. Lan oğlum istihbarat bak, zabıta burada olmasa senin ümmünü sıkarım ama neyse, şu zabıtaya dua edeyim. Haydi eyvallah, selametle kalın. Deniz, ben de gideyim, şu Zehra'yla araştırayım, kime gitmiş, niye gitmiş bir bakayım ben. Benim de gitmem lazım aslında.
gelmeden bir bakayım dükkanda açık var mı? Açık var mı? Çok önemli. Aynen. Oradan onu buluyor, oradan onu buluyor. Uğraşamayız. Yok arkadaş, yok komünist. Deli, deli, deli. Hadi eyvallah, hadi. Nereye gitti, nereye gitti? Deniz! Deniz, Muhtar! Deniz! Muhtar, Deniz değil mi ya? Abi kızının içi deli değil. Niye? Sen deli çık. Ee? Perdeleri falan çek. Ee? Çıkarttı böyle kocaman büyütek. Veya bildiğin eski konser Colombo gibi. Ah! Bakıyor, he. Bakıyor, bakıyor. Kendi başıma inceleyeceğim dedi. Baksana, neler yapıyor ya, deli gibi bu. Ah! Abi iyice çocuklu. Bak, diyorum ben sana. Kesin bu işte birinin patla geliyor. Sakin. Aferin kahveci Osman Efendi. İçeriği bayağı baktım. Koku oranı yarı yarıya azalmış. Tabii tabii. Bugünlük sana ceza yazmıyorum. Teşekkür ederim. Azalacak tabii. Azalacak tabii zabit da. Hanım amiri. Çünkü ben o kadar çok çamaşır suyu aldım ki aldığım çamaşır suyunun parasıyla ülke kalkınırdı. O kadar temizliyorum yani. Hiç merak etmeyin. Evet. Her şey tertemiz. Aferin o zaman. Ama bu sana ceza yazmayacağım anlamına gelmiyor. Takipteyim. Tabii tabii. Bundan sonra benim adım Pırıl Osman. Hiç merak etmeyin. Buyurun. Kahveci, samimi olma. Samimiyetten hiç hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmaz. Tabii efendim. Buyurun. Benim dükkana bakalım. Hazır ol dayım. İstediğiniz yere geçebilirsiniz. 10. yıl marşıyla gideyim mi? Hadi git. Çıktık alı açık. Neydi lan o şarkı? Abi herkes bir dili. Adam zorla kendi dükkanına soktu kadını be. Dur bakalım. Ama biliyor musun? Ben çok zeki adamım be ya. Herkes bana da aptal muamelesi yapma, çok zekiyim. O da kokusunu verdiğim yere verdiğim yere. Her dakika yer misiniz be ya? Bu da baykuş gibi tepemde böyle. Vallahi biliyor musun bunlar avimicilerin şeyleri. Bana be. Efendim. Kafayı yemiş bu. Niye? Kafayı yemiş. He? Etle konuşuyor, etle. Bir bak. Almış bulduk arasında. He? Anlatıyor. Nasıl? Seni hangi koşullarda saklıyor filan. Kafayı yemiş bu deli, deli deli. Ben sana diyorum bu AVM'cilerin ajanıdır bu bak. Ajan gibi saklanmıştı hatırlarsın. Gelir bak ikimizi dükkanı yıktılar mı buraya kocaman AVM derler. Ben sana söyleyeyim kesin. Ama ben yolunu buldum. Kokuyu sıktım yere. Oo, çamaşır suyunu 50 dakika sildin mi? Biz acayip akıllıyım ya. Acayip akıllıyım oğlum. Baykuş gibi hiç umursamadım. Kahveci efendi. Buyurun zabit amir hanım. Konuş konuş iyi oluyor. Nasılsınız? İyisin inşallah. İyidir inşallah. İyidir iyidir. Şimdi daha iyi olacağım. Bekle. Öyle mi? Öyle mi? Tabii tabii. Etler nasılmış efendim? Etten önce sen şunu antikot. Öde. Tamam mı? Memura hakaret. Baykuş. Bu bir. İki. Çamaşır suyu yerine oda kokusu. Çok başarılı. Çok başarılı. Abi sen inat ettin yazacaksın her gün ben anladım yaz yaz. Ben çocuklar akşam yemeğinde zaten ceza yedireceğim ceza yaz sen. Hem yaz hem de buyurun artık daha fazla yazacak bir şey yok. Sizi evinize alalım. Çünkü biz yandık bittik burayı ben yakacağım. Yakacağım. Kahveci efendi. Efendim. Sen sıranı bekle. Kasap. Ben. Etler fena değil. Baktım taze. Eldiven koymuşsun. Aferin. Ancak gözüm üzerinde. Yani evet. Bugünlük kurtardın. Az önce etlerle ben de konuştum. Çok sevmişler sizi. Çok sevmişler. Öyle mi? İyi. Ancak bir şey atlamışsın. Bugün ceza kesmeyeceğim ona. Peki. Hani streç? Streç. Ben ne diyorum ne unuttum streç. Hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Senin cezanı da kahveciye ekledim. Orada hesaplaşırsınız. Tabii canım. Bugün o, yarın ben. Numara yapma. Abi bu karı kitin manyaklı ya. Öyle düşün. Öyle öyle. Kahveci! Numara yapma dedi. Etler streçe girir mi ya? Adamın siniri olur orada. Siniri artar. Streçle eklenir mi? Çıldırmış mı? Çıldırmış deli deli. Boş ver. Öyle düşünme. Bunu öde. Bunu öde. Bir dahakine çözüme bakacağız. Rahat ol. Benim bir planım var ona. Benim var ona planım. Abi tamam ben buraları topluyorum. Bu ceza ceza yeter be ya. Aa of of. Otur sen ben getireceğim çay getireceğim sana dur. İyi akşamlar. Eylem.
Merhaba, ne haber? İyiyim, senden ne haber? Ben de iyiyim. Zeki'nin kusuruna bakma. Malum, deli işte biraz. Ya aslında ben de biraz fazla sert çıktım, sonradan üzüldüm. Evet, olsun. Sağlık olsun. Sana bir şey söyleyeceğim. Yarın programın var mı? Yarın? Yok. Biz yarın arkadaşlarla Aziz Nesin'in oyununa gideceğiz, gelir misin? Öyle mi? Gelirim tabii. Gelirim. O zaman? Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Ben gideyim, dükkanı kapatayım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz tabii, yarın. Yarın kesin görüşürüz. Bayılırım Aziz Nesin'e. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ama görüşelim yarın. Yarın görüşürüz. Zeki abla! Zeki abla! Ya Zeki abla, benim karnım acıktı ya! Zeki abla! Benim karnım acıktı! Ana! Makina! Makinanın yanında da et var. Üç, iki, bir, oyun. Vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim ulan. Erkeklere bak ya. Ne oldu lan? Bir dakika, dekor bozuldu. Dekor bozuldu. He? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben de yapmak istemiyordum. Zeki. Gidiyor, dekor gidiyor. Allah! Nereye gidiyor Zehra? Benden haber vermeden. Osman! Bir saniye abi, bir saniye. Başla oraya. Ya ben bakma. Hayır ya. Hasancı! Evladım, köşede sessiz sensiz, sakin sakin. Sessiz sakin. Sensiz sensiz. Abi benim devamlılığım çok kolay. Bir şey diyeceğim ya abi. Hepimiz buraya odaklanmış durumdayız. Gözümün kenarıyla şöyle döndüm, Hasancı'ya baktım. Hiç yemeyin, devam et. Adam böyle anlattı. Ne oldu? Lan ye, emin. Ama ye iyi. Kesmek hiç önemli, sen ye. Muhtarımız gülüyormuş. Lan Verdan o gülüyor değil mi? Ekmaniye. Verdan abi. Yok. Senin yok. Girdiğin yerde. Osman abi kahveden geliyormuş yine. Ha ta o kahveye mi diyor? Sahne bitiyor. Sahne bitiyor mu? Ben de kara kara muhtar düşünüyorum. Muhtar girecek, silah su isteyecek. Yani, ne desem diyorum. Bakıyorum şimdi. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Burası civelek sokak, her gün bir vaka. Kimisi akıllı, kimisi de tam bir şaka. Biri hak yemez, öteki de var yemez. Akşam iş çıkışı bir çaya yok demem. Ama bitmiyor bu sokağın hiç dedikodusu. Çenesi durmaz, hiç Zekiye'nin huyu kurusun. Kasabı muhtarı ve bir de figüranı. Umarım Şerafettin Zehra'yı bir gün alır. Kahveci önümüze getirir hep dünkü çayı. Bu yüzden mahallenin kasabından yer fırçayı. Para esir almış bizim muhtar amcayı. Sever o bizle Müslüman cılık oynamacayı. Fakat birisi düzeltebilir bu gidişi. En iyisi mahallede takılayım, yok bugün işim. Civelek sokak bu mahallenin bir güneşi. Civelek sokak komedinin tekrar dirilişi. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim.
İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bit.